Değerli müzikseverler merhaba. Yatan Baba ile Türk Ağır Müziği programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bekleme boşuna, bekleme beni. Bir yerlerden gelip bir de giderken, var olmak yok olmak ne fark eder ki? Var olmak yok olmak ne fark eder ki? Ergin Koray'ı anacağımız bu programda elbette şarkısı anacağız. İnsanlar vefat ettiğini duyduğumda aldılar gitarların ellerine ve şarkılarını çalıp söylediler. Benim öyle bir yeteneğim olmadığı için yapamıyorum ama insanların bunu yapması benim çok hoşuma gitti. Eminim Ergin Koray'ın da çok hoşuna gitmiştir. Her gece ben sinir için dökülüyorum gözyaşları. Neden böyle değişti ya gözlerin bakışları? Neden böyle değişti ya gözlerin bakışları? Aşk oyunu burun aldı, ayrılınca kalmazları. Her aklıma gelince sen kendi çektiğim konserden bir şarkısını paylaşmadan önce kendisinde nerelerde denk geldim, tanıştım. Onlardan bir bahsedeyim. Ben Ergin Koray'la 4 defa denk geldim değerli izleyenler. Oy Rabia işareti gibi oldu. Şöyle bayır yapayım. 4 defa denk geldim. İlk denk geldiğimde Denizli'de çocukluğumdan çıkıp gençliğime geçtiğim dönemlerdeydi. Denizli Açık Hava Konseri'nde denk geldik. Hatta o konserde çektiğim bileti de saklıyorum. Biletin arkasında Murat'a diye imzası da var. Bu program hazırlanırken fark ettim. Unutmuşum yani imzalattığımı ama konser biletini sakladığımı hatırlıyordum. İkinci denk gelişimiz konserde olmadım. Ben Deniz'de esnaflık yaparken kardeşim geldi, ya dedi arka sokakta Ergin Koray var arabasının içinde. Benzetmiş olma dedim, yok ya kendisi dedim. Ondan sonra dedim gel şu kasaya ben bir gideyim. Gittim, gerçekten de Ergin Koray oradaydı. Kızı Damla da vardı. İşte selamlaştık, kendimi tanıttım. Sohbet konumuz neydi biliyor musunuz? Bir kitap yazılmıştım, bir Ergin Koray kitabı diye. Dedim, Ergin Bey ben o kitabı hiç beğenmedim. Ergin Koray şunu dedi. Ya dedi o kitabı ben okuyamadım ki vatandaş nasıl okusun? Aradan yıllar yıllar geçti. Ergin Koray açıklama yaptı basına. Hayatımı da ben yazarım diye ve yazdı. Kitabın adı Mezarlık Gülleri oldu. Fakat bir şey söyleyeyim mi size? Ben Ergin Koray'ın kendi yazdığı kitabı da beğenmedim. Yani açık söyleyeyim, saklayacak halim yok. Çünkü çok gereksiz ayrıntılar var. Bir bar girişinde mi bodyguardla mıymış, iki katı mıymış bodyguard, ona kafamı tutmuş, bodyguard tırsmış mı? Böyle bir sürü bizim hiçbir işimize yaramayacak bilgiler dolu. Ha, onu düzeltmek için yazmış, böyle bir şey oldu olmadı gibi ama dediğim gibi yani kitabı ben hiç beğenmedim. Falan yemeği seviyormuş, onu yapıyorlarmış, adı şuymuş. Bu değerli izleyenler şundan kaynaklanıyor. Birey ile fert karıştırılıyor. Fert başka bir şey, birey başka bir şey. Mesela benim resmetteki ünvanım ne? Şahıs şirketi değil mi? Ha. Sizi ilgilendiren bu. Benim kişisel zevklerim, yeme içme alışkanlığım falan fıstık sizi ilgilendirmez. Yazar Yatağan Babaysa konu, ha, o şahıs şirketinden çıkan eserlerimdir sizi bağlayan. Sanatçılar da böyle anılmalı. Anılarını yazarken de buna göre yazmalı. Efendim Erkin abi beni tanıdın mı diyorlarmış. Bir seferinde yumruk vuracak gibi sinirlenmiş falan. Olmaz. Sanatçı bunları yazmaz.
bu beni tanıdın mı? Bunun sonu da gelmez. İnsanlar söyler bunu. Çünkü empati yapmıyorlar. Ünlü insanların yüzlerce, binlerce insanla tanıştığını dikkate almıyorlar. Ve bazıları da gönül koyuyorlar, beni hatırlamadı filan gibi. Neyse, kitaba bunları koymuş. Kitapta tek dişe dokunur şey, belediye başkanı Fatma Girikli olan yaşadıkları. Yani seçilinceye kadar nasıl araların iyi olduğu, seçildikten sonra Erkin Koray'a randevu vermediği falan, oraları önemli. Tamam. Şimdi sanatçı Erkin Koray'ı yazmak dendi miydi? Ben bekliyorum. Birileri yazar da okuruz belki diye. Bu biraz da şundan oluyor. İnsanlar falanca hakkında kitap yazmak deyince gidip onların yakınlarıyla konuşuyorlar. Arkadaşlar, onların yakınları sanatçıyı anlatamazlar. Onlar babasını, kocasını, kardeşini anlatırlar. Onlar da bizi ilgilendirmez. Sanatçıyı araştırmacılar yazması lazım. Seyyar mikrofonu nereden? Mikrofonu Erkan abiye götürebilir misiniz? Erkan abicim, bu konuda ben bunu söyleyebilirim. Yıllar yılı barış gittikten sonra barışın en büyük özelliği sıcak çorba içmesi, kuru fasulyeyi pilavla sıkışıkladığını anlatılmaktan geçti. İlk defa ben de sizleri tanıdım geçen yıl. Ve ilk defa Barış'ın eserleri üzerine konuşan, düşünen, tartışan, yazan, çizen iki kardeşimi tanıdım. Ve sizinle beraber de Barış'ın bundan sonraki hayatının değişeceğini çok umuyorum. Çok ümit de bekliyorum doğrusu. Araştırma yapan insanların, sizin gibi insanların çok dikkatli olması gerekiyor. O sıcak çorbayı nakleden insanlar dikkatli olmasa da olur. Ama sizin gibi insanların çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sizler tarihe not düşüyorsunuz. Farkında olarak ya da olmayarak tarihe not düşüyorsunuz. Onun için çok özenli olmanız gerekiyor. Özenli olduğunuzu da biliyorum. Onun için ben zaten bundan önceki konuşmada da aslında ben buraya konuşmaya değil dinlemeye geldim. Ama İnsan işte bazen dayanamıyor. Ben sizi kutluyorum. Kimseyi övmek ya da yermek benim üzerime vazife değil. Ama sizi gerçekten övmeye değer buluyorum. Böyle olunca yani ben bir şeyler yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü ben Barış Manço'da kaç kere yazdım. Cem Karaca'da yazdım. Açık hava ofisinde çalışırken asistanım köpekti o gün. Çoğu zaman kedi ve kargo oluyor. Aklımdan hatırlayabildiklerimi kağıda döktüm. Bayağı da yazmışım Erkin Koray hakkında araştırmalarımı. Belki 3-5 sene sonra onları kitaplaştırabilirim ve sanatçı Erkin Koray'ı tarihe bırakabilirim. Ben Erkin Koray'ın kitabını kötülemek için söylemiyorum. Bunun yanlışlığı benim görüşüm. Katılmayabilirsiniz. Sanatçıyı okumak isteriz biz. Mesela Damla'nın babasını dinlemek istemeyiz. Veya evlendiği eşlerinin kocasını dinlemek istemeyiz. Çünkü o, yani herkesin evinde olan bir şey. Ben bu bakımdan kızı Damla'nın Erkin Koray vefat ettiğinde o duyuru yaparken yayınladığı açıklamayı çok beğendim. Diyebilirim ki Erkin Koray vefat ettikten sonraki en aklı başında olgun olması gerekenki gibi açıklama Damla Koray tarafından yazılmış. Erkin Koray'ın nelerin mücadelesini verdiği ve Cumhuriyet özleminde neler olduğunu müthiş ötesi anlatmış. Kendisini tebrik ederim. İşte böyle olmalı. Sanatçı uğurlamak da böyle olur. Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak. Daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam. Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam. Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.
Eminim senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Bekleme boşuna, bekleme beni. Yerlerden gelip bir de giderken, var olmak yok olmak ne fark eder ki? Var olmak yok olmak ne fark eder ki? Üçüncü denk gelişim değerli izleyenler. Cem Karaca vefat etmişti. Denizli'de Hurşit vardı. Halen de var. Arslanlar gibi orada sanatını yapıyor, devam ediyor. Biz Cem Karaca'nın cenazesine gitmeye karar verdik. Fakat Denizli nere, İstanbul nere? Dedik nasıl yaparız? Hurşit, Türkay aynı zamanda Moğolların dostu. Ben Moğolların hayranıyım, o dostlarım. Taner Öngür abimizi aradım. Onunla gitmeye karar verdik. Taner Öngür abimiz bizi Kadıköy'deki Ziraat Bankası önüne karşıladı. Oradan Cem Karaca'nın gömüleceği mezara gittik. Rahat yani ulaştık onun sayesinde. Kalabalıktan ben mezara inemedim. Biraz geride durduk Taner abiyle beraber. Hurşit sanırım gitti mezarla. Biz orada beklerken arkadan bir ses duyduk. Taner diye. Döndük baktık Erkin Koray. Üçüncü defa orada Cem Karaca'nın cenazesinde gördüm. Taner abi ikisi biraz sohbet ettiler. Dördüncü görüşüm Denizli'nin komşu şehirlerinden bir tanesi veya yakın şehirlerinden bir tanesi Aydın'da Çine ilçesinde bir festival vardı. Zaten bu hatıra fotoğrafında orada çekildik Erkin Koray'dan. İkinci Oğlak ve Çoban Festivali orada görmüştüm. Son olarak da Sefa abi dedi ki Başakşehir'den Erkin Koray'la konsere çıkacağım. Yani rica etti gelip çekebilir misin diye. Gitmek planda yoktu. O şekilde gittim. En son Erkin Koray'ı Başakşehir'de gördüm. Zaten programın sonunda izleyeceğiniz konser kaydı da o konserden. Aydın Çin'deki konserde çektim de oraya %100 dinleyici olarak gitmiştim. Gene de o zamanki fotoğraf makinesini açtım. Orada tabii görüntüler kaliteli değil. Ses duyuluyor da. I was home one morning when the sun didn't shine. I picked up my shawl and walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the small boss said, the will of best my soul, you know, 16 tons. What do you get? Another day on the rent, deeper in there. Sam Peter don't you call me, cause I can't go. I'll my soul to the company store. Ama Başakşehir'dekiler fena değil. O çekimler oradan paylaşacağım. Bekleme boşuna, bekleme beni. Yerlerden gelip bir de giderken, var olmak yok olmak ne fark eder ki? Var olmak yok olmak ne fark eder ki? Erkin Koray ile ilgili 3-4 ay olmuştur bir haber bülteni yayınlamıştım. Güya yeni plağı basılmıştı. Hangi plağıydı ya? Ceylan plağı. Ya dedim Erkin Koray'ın bunlara rızası yok ki. Hatırlayalım yola beri. Bendim bu dağların garip çobanı. Gönlüm düştü sevdim bizim Ceylan'ı. En son 1999'da Devlerin Nefesi albümünü yayınlayan Erkin Koray, 23 yıldır yeni albüm yayınlamamasını haydutlar dediği korsanlara bağlıyordu. Hatta kendi şarkılarından oluşan bu albümlerle poz verip basın aracılığıyla bu plakları almayın bile demişti. Fakat buna rağmen eski şarkıları plak olarak yayınlanmaya devam ediyor. En son 1985'te yayınlanan Ceylan albümü plak olarak yeniden yayınlandı. Anlaşılan o ki bu böyle devam ettikçe, müzikseverler yeni Erkin Koray şarkılarını dinleyemeyecekler.
Uzun zamandır Kanada'da yaşayan Koray, telif hakları daha iyi korunduğu için bir ara düşündüğü ve açıkladığı gibi hiç olmazsa Amerika'dan yeni şarkılarından oluşan albümünü yayınlar ve Türkiye'deki kanunlardan kaynaklanan plakçılar ile sanatçılar arasındaki anlaşmazlık bu şekilde aşılmış olur. Dedi çoban iste beni babamdan, dedim çoban kız ister mi adam. Şimdi bu dileğimiz gerçekleşmedi. Erkin Koray bunları yayınlamadan öldü gitti. Birkaç ay önce bir mektup türü bir şey yazmış sevenlerine, o yayınlanmış. Orada diyor ki falan firmadan yayınlaması için kızım Damla'ya bırakıyorum. Anladığım kadarıyla stüdyoya girmiş, yeni şarkılarını okumuş. Bu biraz sevindirici tabii ki. Yani vefat etmiş olsa da bu korsanlar, hırsızlar veya yasal olarak hakları olduğu halde ahlak olarak problemli yayınlardan bıktığı, usandığı için yayınlamadığı o şarkılarını gene de bize bırakarak gitmiş. Erkin Koray'ın bu yasal problemlerden ötürü yeni şarkılarını yayınlamaması bir duruş sergilemesi bakımından elbette doğru. Ama işin şurası da var. Türkiye'de eserleri en çok yağmalanan, adı anılmadan kullanılan yazarlardan, araştırmacılardan birisi benim. Mesela o herkesin canlı yayında, neydi adı? Barış Manço'nun canlı yayında Küstah Fransız Spiker'e verdiği dersle bilinen olayı ben yazdım. İnternet tarihin gelmiş geçmiş en çok paylaşılan yazısıdır. Seks ve futboldan daha çok. O derece yani. Rekordur. Ve halen de 2023'te de aralıksız her o tür olay geldiğinde o yazıma atıp yapılmaktadır. Ama benim adım yok. Ben bunları dava etseydim, bunların %1'ini dava etseydim, şu anda belki 100 trilyon param vardı. Çünkü telif hırsızlığına giriyor bu. İznim yok, bir şeyim yok. Ama bu böyle oluyor diye ben araştırmalarımı yayınlamayı durdurmadım değerli izleyenler. Mesela o dönemin çok okunan insanları Orhan Pamuk, Mine Kırıkkanat, Toklamış Ateş, Yaşar Nuri Öztürk. Bu dördü toplantı yaptı. Yani gene böyle oldu ya. Şu dördü toplantı yaptı. Konu da kitap korsanlarıydı. Korsan baskılar. Yaşar Nuri Öztürk dedi ki bunun, onun hukukta bir adı vardı. Neydi? Organize suçlar kapsamına alınması lazım, yoksa önlenemez. Bizi ilgilendiren kısmı şu, dedi ki eğer ki bu sorun çözülmezse çok önemli yeni kitaplarımı yayınlamayacağım. İfadesi bu. Fakat değerli izleyenler, yayınladı. Mücadeleye de devam etti, yayınlamaya da. Bence bu daha doğruydu. Yani 15 yıldan fazla, en son Devlerin Nefesi albümü olması lazım. Belki 20 dolmuştur, saymadım. Ya bunca süre hayatta olan bu kadar üretken bir insanın yeni şarkılarını sırf bu yüzden yayınlamaması bence doğru değildi. Ama tercihi öyle olmuş, ona da saygı duyuyorum ama benim tercihim öyle değildi. Yaşar Nur Hoca da öyle yapacaktı, yapmadı. Yeni eserlerini yayınladı. Türkiye'den maalesef bu hırsızlık bir türlü engellenemiyor. Bunun Yaşar Nuri Öztürk'ün ifadesiyle organize suçlara alınması gerekiyorsa alınsın. Ne bekleniyor anlamıyorum. Öte yandan bu müzik konusunda geçen Taner Öngür abiyi dinledim. Cumhuriyet TV'de konuşuyordu. Erkin Koray'ın izni olmadan yayınlanan plaklar yasal plaklar diyor. Çünkü zamanında imzalanmış. Fakat üstünden de 40 yıl geçmiş. Yani Erkin Koray albümü, Erkin Koray'ın rızası yok. Taner Öngül diyor ki ahlaken doğru değil. Yasal olsa bile. Yani bir kanun koyucu bunları yeniden elden geçirmeli, gözden geçirmeli ve bir şekle şamaya sokmalı. İki, sanat dünyasındaki insanların da ahlakı olmalı. Çünkü ahlak olmadı mıydı? İstediğin kadar kanun çıkar,
o iş düzene girmiyor. İşte yıllar önce imzaladığı bir sonuçta yasal. Yasal ama etik değil, ahlaki değil. Sorun orada. Adam çıkıyor, her şey yasal, kağıtlarım tamam diyor. Tamam da kardeşim sen o adamı, adam seni sevmiyor. Senden çıkmasını istemiyor. Aradan 40 yıl geçmiş. Hı hı. Sen hala ısrarla neden onun müziğini yayınlayıp satmak istiyorsun ki? Bunun bir tek nedeni olabilir. Çok sevdiğinden değil. Para kazanmak için. Yani bu ayıp bir şey değil mi? Sonuçta tamam. Kağıtlara bakarsan yasal. Ama utanç verici bir ayıp ve bu hala da sürüyor. Son günlerine kadar hep bununla mücadele etti. Ben de o konuda çok hassas biriyim. Sosyal medyada yazdım bunu.
Erkin Koray'ın O Kadar şarkısının içinde neden bu şarkısını seçtin Yatağan Baba diye soracak olursanız, çünkü Yatağan Baba'ya göre sadece sana değil, bana, ona, şuna, toplumca hepimize bir şeyler oldu. Bu kısır döngü ve kutuplaşmaktan çıkıp bize güzel şeyler olması için çalışmalıyız. Çocukluğumun dört kahramanından biri demiştim Facebook'taki paylaşımımda. Barış Manço, Cem Karacan, Erkin Koray. Hepsi vefat etti. Geride yaşayan sadece Edip Akbayram kaldı. Ben her gün yaşadığım Rasimpaşa'dan Moda'ya geçiyorum. Çünkü benim açık hava ofisim Moda'da, orada çalışıyorum. Oradan dönüşten Edip Akbayram'ın sürekli takıldığı bir kafe var. Yoldan geçerken bazen şöyle baktığımda orada görüyorum. Bazen tek oturuyor, bazen arkadaşlar da oturuyor. Yani tek başına gelip gidebiliyor. Allah kendisine uzun sağlık, ömürler versin. Yeni eserler söylemeyi de nasip etsin diyelim ki biz yükseverler de dinleyebilelim. Yatağan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yatağan Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağan Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağan Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden.com sitesinden indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağan Baba TV'nin çekim kurgu montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse, video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. Unutmayın, Yatağan Baba'nın arkasında Soros, Holding ve bir parti yok. Patronumuz Yatağan Baba bir tarikat veya cemaat beslemesi de değil. Yayınlarını sadece siz okuyucularının ve izleyicilerinin destekleriyle kimseye gebe kalmadan ve özgürce sürdürüyor. YouTube kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için abone olup çan zil simgesinden bildirimleri açabilir, programı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videonun daha çok insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Neyse. Olaylara karşı bu birkaç örneğini verdim duruşuyla, inanılmaz güzel eserleriyle hayatımıza çok önemli renk kattı. Bütün hepsi için eğrisiyle doğrusuyla, inişiyle çıkışıyla fark etmez. Biz Erkin Koray'ı sevdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kızı Damla'ya, bütün sevenlerine sabır diliyorum. Kendisinde bir yazıma konu ettim, şarkı sözüyle uğurlamak istiyorum. Bir yerlerden gelip bir de giderken, var olmak yok olmak ne fark eder ki? Neden bu sözünü çok beğendim ve kullandım? Şimdi artık videoyu uzatmaya gerek yok. Okuyanlar hatırlamışlardır. Allah rahmet eylesin Erkin abi. Her şey için teşekkürler. Yatan Baba ile Türk Ağır Müziği sona erdi. Haftaya pazar buluşuncaya kadar hoşça kalın, müzikle kalın. Yerlerden gelip bir de giderken, var olmak yok olmak ne fark eder ki? Var olmak yok olmak ne fark eder ki?